Merhaba arkadaşlar. Kimya 11. sınıf 6. ünite son ünitemiz. Kimyasal tepkimelerde denge konusunda sulu çözelti dengelerine gelmiştik. Şimdi asit ve bazların ayrışma dengesinin ne olduğunu anlayacağız. Kuvvetli asit ve bazların suda %100 iyonlaştığı varsayıldığı için denge bağıntıları yazılmaz. Ama zayıf asitler ve zayıf bazlar suda kısmen iyonlaşır. Bunun için denge tepkimesi oluşturduğundan iyonlaşma denge bağıntıları tabii ki yazılır. Tek protonlu zayıf HA asidini düşünelim. Suda çözünen H3O ve A dengesi kurulur. Şimdi burada kurulan dengede ürünlerin girenlere oranını yazdığımızda oluşan sabite asidin iyonlaşma denge sabiti olduğu için K asit denir. Ve asit ne kadar çok iyonlaşırsa, yani bakın ne kadar çok iyonlaşma olursa ürünler üstte olduğu için ne kadar fazla iyonlaşırsa Ka da o kadar büyük olur diyebiliriz yani. Şimdi bir örnek üzerinden yapacak olursak hidrosiyonik asidin 25 santigrat derecede yani standart şartlarda Ka asitlik sabiti 4,910 üzeri eksi 10 ise 0,1 molar HCN iyonlaşma yüzdesini bize sorabilir. Şimdi burada ne yapacağız? HCN'yi suda iyonlaştırdığımızda H3O ve neye ayrılacaktır? Siyanüre. Peki bize demiş ki HCN'nin 0,1 başlangıçta tabii ki başlangıçta öyleyse burada yok henüz. Değişim sırasında ne kadar iyonlaşır? X kadar iyonlaşır. Yani eksilir. Tabii ki öyleyse burası da x kadar artar, burası da x kadar artar. Peki dengede ne olur? Dengede burası 0,1 eksi x, burası x, x. İşte burası çok küçük, iyonlaşma çok az olduğu için asitin bunu ihmal edeceğiz ve Ka yazarken şunu yani üstte x çarpı x, alta 0,1 eksi x ya. Şu ihmal ediliyor ve yazılmıyor. Yani hesaplanma yapmıyoruz onunla ilgili. Yani x kare bölü 0,1 çarpı şey eşittir neydi? Ka'ydı. Ka'mız da bize vermişti. 4,9 10 üzeri eksi 10. Öyleyse ne oluyor burası da? 4, bunu 49 10 üzeri eksi 11 yaparız. Bir tane daha 0,1 ile çarptık mı? 49 10 üzeri eksi 12 olur. Eşittir x kare dersek. Her iki tarafın da kökünü alırsak eğer tabii ki x eşittir 7 10 üzeri eksi 6 olarak çıkacaktır. Şimdi burada soru bize ne? İyonlaşma yüzdesiydi. Peki 0,1 molar HCN 7 10 üzeri eksi 6 iyonlaşıyorsa yüzde kaç? Bize çünkü iyonlaşma yüzdesi diyor, tekrar hatırlatıyorum. Yüzde kaçtır? Buradan da x'i ne buluruz? 10 üzeri eksi 6 eksi 4. Bir de buradan var. Eksi 3 yani 7 10 üzeri eksi 3. Bakın bunu 10 üzeri 2 olduğu için çarptığımızda artı 2 buraya geldiğinde eksi 4 oldu. Bir daha 0,1 var. 0,1'e böldüğümüzde 10 üzeri eksi 3 oldu. Molar iyonlaşır. Benzer şekilde aynı bazlar da aynı şekilde iyonlaşır. Genel olarak zayıf bazları MOH olarak alıyoruz. Bunu da iyonlaştırdığımızda M artı ve OH eksi olarak, bunun da KB'sini yani bazlık sabitini
ürünler bölü girenler olarak aldığımızda baz suda ne kadar çok iyonlaşırsa yine bazlık sabiti o kadar büyük olacaktır. Yani üst ne kadar büyük olursa bu sayı o kadar büyük olacağı için ne kadar çok iyonlaşırsa o kadar Kb büyük olur. Kb demek aynı K sudaki gibi bazlık sabiti, o suyun sabiti. Hepsinde bir şey kullanıyoruz ama sonuçta bu derişimlerin sabiti Kc'nin bir baz olduğu için kullanılan bir şekli olarak düşünebiliriz. Zayıf asitlerde olduğu gibi zayıf bazlarda da bir baz suda ne kadar çok çözünüyorsa, çözünmesi demek iyonlaşması demek, iyonlaşması demek iyi çözünmesi demek, aynı anlamda yani. Bir soru çözelim. NH3 amonyak 25 derecede, yani standart şartlarda bazlık sabiti 1,8 10 üzeri eksi 5'miş. Bu şartlarda şimdi 0,02 molar amonyak çözeltisinin iyonlaşma yine yüzdesini soruyor bize. En son yüzde işini unutmayalım. Şimdi amonya yazalım. NH3 artı H2O. İyonlaştıralım. NH4 olarak ve OH olarak iyonlaşacaktır. Tabii ki bu artı. Peki bize demiş ki 0,02 molar NH3. 0,02 molar bundan varmış. Tabii ki başta bunlardan yok. Başlangıçtan bahsediyoruz. Daha sonra değişim olduğunda bundan x kadar eksilirse bundan da aynı katsayıları 1 olduğu için x kadar artacak. Bu da x kadar artacaktır. Öyleyse bunu sıvı olduğu için almıyoruz. Bakın burası sıvı. Denge durumunda bu 0,02 eksi x, bu x, bu da x kadar dengede girenler ve ürünler var. Şimdi yerlerine yazdığımızda buraya Kb'yi yazacak olursak. Şuraya yapalım. Yerimiz var. Kb eşittir x çarpı x, yani x kare bölü 0,02 eksi x'i almıyoruz. Gene ihmal ediyoruz bunu. Çok küçük bir değer olduğu için ihmal ediliyor. Ve sonuç olarak Kb'yi de biliyoruz. Kb 1,8 10 üzeri eksi 5 çarpı 0, yani 2 10 üzeri 2, değil mi? Eksi 2 burası da. Eşittir x kare. Yani burası 1,8. Şurasını 18 10 üzeri eksi 6 ile 2 10 üzeri eksi 2 eşittir x kare olarak düşünürsek, şu ikisini çarptığımızda, yani 18 ile 2'yi çarptığımızda 36, üstte 10 üzeri eksi 8 eşittir x kare. Kökünü aldığımızda x eşittir 6'nın karesi, x eşittir 6 10 üzeri eksi 4 olarak buluruz. Bu kadar molar iyonlaşır. Peki neydi sorumuz? 0,02 molar ne kadar iyonlaşmış? 6 10 üzeri eksi 4 molar iyonlaşırsa yüzde ne kadar? Ne yapacağız? Tabii ki x. Bu 10 üzeri 2 olduğuna göre 6 10 üzeri eksi. Eksi 2. Tekrar. Evet. Burası 6 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 2. Bölü 2 10 üzeri eksi 2. Şimdi buradan işlemimizi yaparsak eğer direktman şurası 6 6 bölü 2 3. 3 yukarısı ne oldu? 10 üzeri eksi 4'ten 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2 oldu. Şu da yukarı çıktı. Artı 2 olarak bunlar gitti. Yani 3 molar iyonlaşır diyebiliriz. Son bir sorumuzda nitroz asidi. Nitroz asidinin formülü tabii ki HNO2. 25 derecede Ka'sı, yani asitik sabiti 4,5 10 üzeri eksi 4 ise 2 molar nitroz asidin iyonlaşma yüzdesini gene aynı şekilde yol izleyeceğiz. H2O ile iyonlaştığımızda ne olur? H3O artı NO2. Şimdi bizden Ka'mız var.
2 molar dediğine göre. Bu 2 molar başlangıçta. Burada değişimde, yani tepkime sırasında ve dengede bakacağız. Bu 2 molardı. Başlangıçta olmadığı için. Burada eksi x kadar, bunda hepsinin katsayıları 1 değil mi? Evet. Bunda artı x, bunda artı x. Şimdi bu 2 eksi x oluyor dengede. Ama şu çok küçük bir sayı olduğuna ihmal edilecek. Direkt 2 olarak alacağız. Bundan x kadar, bundan x kadar. Ka, şuraya şöyle farklı renkli yazalım. Ka eşittir x kare bölü 2'den. Ka'mız kaçtı? 4,5 10 üzeri eksi 4 eşittir x kare bölü 2. Yani 4,5'ü 2 ile çarparsak ne olur? 9 olur. 9 10 üzeri eksi 4 eşittir x kare ise nedir? 3 10 üzeri, yani hepsinin kökünü alırsak burası 3 10 üzeri eksi 2 olur. Burası da x olur. Yani x'i bulduk. Peki bizden iyonlaşma yüzdesini istemişti. 2 molar 3 10 üzeri eksi 2 iyonlaşırsa yüzde kaçtır? Yani bunu ne yapacağız? X eşittir 3 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 2. Değil mi bu 100? Bölü 2. Peki buradan x'i nasıl buluruz? Şunlar birbirlerini yok ederler. Bu 10 üzeri eksi 2, bu da 10 üzeri artı 2 gitti. 3 bölü 2 de 1,5 olacağına göre %1,5 iyonlaşırmış.